Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin oylanmasından önce meclis üyelerine hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Mecliste Göl Marmara ve Akhisar'da bazı cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi. Meclis yeni bir ay. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Alınacak olan kararların Manisa'mıza hayırlar getirmesini öncelikle temenni ediyorum. Meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, Akhisar Spor'un başarısını tebrik ettikten sonra Manisalıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz hafta tarih yazan bir Akhisar Spor'umuz var. Her şeyden önce bugün Hüseyin Başkan'ı da göremiyorum. Aramızda yoklar herhalde. Bütün Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'ı yenmek suretiyle Türkiye Kupası'nın ardından da Süper Kupa'yı Manisa'mıza, Akhisar'ımıza kazandırdılar. Bütün emeği geçen herkese, başta kulüp başkanı, yöneticileri, teknik kadroyu ve futbolcuları ve katkıda bulunan bütün herkese, Salih Başkan'a ve diğer katkıda bulunan herkese ben buradan teşekkürlerimi borç biliyorum. Hepimizin gururu oldu, hepimizi sevindirdi. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Dini vecibimizi yerine getirirken aynı zamanda paylaşmayı, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı en belirgin şekilde yaşamaya çalışacağız. Şimdiden bütün herkesin bayramını kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerinizle nice bayramlara inşallah hep beraber çıkarmayı nasip etsin. Yapacağımız hayırları da Allah katında kabul görmesini temenni ediyorum. Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da değinen Başkan Ergün, 30 Ağustos'un aynı zamanda Demirci'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ülkemiz üzerine oynanan oyunlardan Türk milletinin alnının akıyla çıkacağını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan iç ya da dış mihraklara karşı bu aziz millet hep zafer kazandı. İnşallah bundan sonra da bilim, sanat, teknoloji ve üretim alanındaki zaferleriyle ülkemiz dünyanın en önemli ve en güçlü ülkeleri arasında inşallah önümüzdeki süreçte yerini alacaktır. Buna inancımız tamdır. Çünkü büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Konu açılmışken son zamanlarda ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı ekonomik savaş hepimizin malumu. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Birliğimizle, beraberliğimizle inşallah bugünleri de alnımızın akıyla atlatacağız. Nasıl ki geçmişte yaşanan krizleri atlattıysak bunlar da gelip geçecektir. Önemli olan biz birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü sağladığımız sürece aşamayacağımız hiçbir güç yoktur. Habe biraz üzüntülü olacaktır ama biraz sıkıntılı olacaktır. Belki vatandaşımız, bizler hepimiz, ticaret yapanlar bunlardan etkilenecektir. Ama bunlar da geçecektir. Biraz daha fazla sabır herhalde gerekecek. Değerli Hazur'un
30 Ağustos tarihinin Manisa için önemli bir yeri var. Bu tarihte demircimizi de unutmamamız gerekiyor. Akıncılar şehri demircimizin de düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını inşallah kutlayacağız. Şimdiden tüm demirciyeli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nice kurtuluş günlerini kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin bu güzel ülkemizin topraklarında. Konuşmanın ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Oylarınıza sundum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Spor Toto Akhisar Stadyumu çevresindeki caddeye Şehit Murat Öztürk adı verilmesi ve Göl Marmara içerisindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan 150 sokağa Şehit Ali Rıza Akbaş'ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan kapalı otopark, pazar yeri ve Bedesten Çarşısı projesinin otoparkının Manulaş tarafından işletilmesi teklifi de görüşüldü. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli için oldukça ihtiyaç duyulan önemli bir projeyi ilçelerine kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti. Gerçekten Salihli'ye yakışır bir pazar yeri oldu. Bu noktada Salihli halklarına tekrar size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tüm maddelerin oylanmasının ardından bir sonraki oturumun 11 Eylül Salı günü saat 18'de yapılacağı duyurularak birleşime son verildi. Evet, 11 Eylül saat 18'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı akşamlar herkese. Manisa Büyükşehir Belediyesi yerel basında yer alan Manisa Prime inşaatı durdu haberlerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Manisa Prime ihalesine açılan davada taraf olmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi, kamu ihale kurumundan herhangi bir kararın belediyeye ulaşmadığını vurguladı. Yerel basında yer alan Manisa Prime inşaatı durdu haberlerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, davanın kamu ihale kurumuna açıldığını, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin davada taraf olmadığını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Haberde bahsi geçen dava kamu ihale kurumuna açılmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi davanın tarafı değildir. Aynı zamanda verilen karar, kamu ihale kurumu kararının iptaline yöneliktir. Konu, kamu ihale kurumu tarafından incelenerek, önümüzdeki günlerde yeni bir karara bağlanarak tarafımıza iletilecektir. Dolayısıyla haberde yansıtıldığı gibi inşaatın durmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ayrıca kamu ihale kurumundan herhangi bir karar belediyemize ulaşmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli aileler ve sağlıklı bebekler yetiştirilmesi amacıyla başlattığı Hoş Geldin Bebek Projesi devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi, Hoş Geldin Bebek Projesi'nden yararlanan ailelerin evlerini ziyaret etti. Hem bebeklerin kontrollerini yaptı, hem de ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Çok tatlılar. Mis gibi kokuyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılından bugüne kadar başarıyla sürdürülen Hoş Geldin Bebek Projesi ile ziyaret edilen bebeklerin aileleri bilgilendirilirken aynı zamanda mutluluklarına ortak olunuyor. Göbekler düştü. Hastanede düşmüştür muhtemelen. Hastanede düştü. Yeni doğan bebeklerden Kadriye Fatih Ay çiftinin yeni ikizleri Ahmet ve Ömer bebekler ve Nuray Osman Karaman çiftinin bebeği Öykü Tanem bebek, ebe Gülşah Filiz'in rutin sağlık kontrolünden geçti. Allah'ın babası büyüsün. Aa, çok güzel. Yani, çok tatlılar. Ev ziyaretlerine Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan da katılarak ailelerin bebek mutluluğuna ortak oldu. Ne kadarlık bebeğimiz? Çalışkan ve ebe Gülşah Filiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına hediye takdiminde bulundu. Karıştırıyorsunuz. Ağız mendilini böyle parmağınıza dolayıp bu 1 yaşına kadar hani
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi Manisalıların sağlığı için birlikte çalışıyor. Doğru kurbanlık alışverişi ve sağlıklı kesim için vatandaşı bilgilendirmek amacıyla harekete geçen yetkililer bilgilendirme afişleri hazırladı. Doğru kurban sağlıklı insan sloganıyla hareket eden yetkililer, Manisalıların kurban bayramı öncesi doğru kurbanlık alışverişi yapabilmesi ve sağlıklı gıdaya erişimi için birlikte çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan bilgilendirme afişleri, herkesin ulaşabileceği toplu taşıma araçlarında yerlerini aldı. Bilinçlendirme etkinliğini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstüne, Manisa Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ali Gök eşlik etti. Toplu taşıma araçlarına yerleştirilen bilgilendirme afişlerinde sığır, koyun, keçi gibi kurbanlık hayvanların nasıl ve kaç yaşında olması gerektiğinden bahsedilirken, vatandaşların yaş tayini yapabilmesi için görsel anlatımlar da yer alıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Gök, kurbanlık alımı ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti. Afişlerimizde kurbanlık hayvanlarda olması gereken özellikler yer alıyor. Aynı zamanda tabii ki bir dini vecibe olduğu için kurbanlık hayvanlardaki yaş şartları var. Bu yaş şartlarını yetiştiricilerimiz nasıl bilebilir? Bunların da açıklamalarını afişlerde yaptık. Bu konuda yeniden buradan vatandaşlarımıza şunu ifade etmek isterim. Kesinlikle alacakları kurbanlık hayvanların sağlıklı olması, besili olması, çok zayıf ve hastalıklı görülen hayvanları almamaları gerekmekte. Şüphelendikleri herhangi bir durum olduğunda il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine gidebilirler. Herhangi bir veteriner hekimden bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra tabii ki kesimlerinde il kurban hizmetleri komisyonunun belirlediği kesim yerlerinde yapmalılar. Dışarıda herhangi bir yerde kesim yapmamalılar. Çünkü malum çok güzel bir dinimiz var. Temizliğe önem veren bir dinimiz var. Ancak her yıl kurban bayramlarında maalesef karşılaşmak istemediğimiz görüntüler görüyoruz. Sağda solda kesilen hayvanlar, kan, atıklar, iç organlar görüyoruz. Bu uluslararası basında da bir hayli yer tutuyor ve bizi yanlış temsil ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle yetiştiricilerimizden ricamız bizimle diyalog halinde olsunlar ve güzel bir bayram geçirsinler temenni ediyoruz. Aynı zamanda da lütfen kurbanlarını keserken ehliyetli insanlara kurbanlarını kestirsinler. Çünkü yine medyada görüyoruz her yıl kurbanlık hayvan keserken kendilerini kesenler, iş kazalarına neden olan vatandaşlarımız var. Bu konuda da dikkatli olmalarını öneriyoruz. Şimdiden herkese hayırlı kurbanlar diliyoruz. Bu projede de bizlere destek olan kıymetli daire başkanlarımıza, belediye yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen bilinçlendirme etkinliğinde Manisalı vatandaşlar için üstlerine düşen görevi yerine getirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığımızın yaklaşan Kurban Bayramı etkinliği ile ilgili kurban konusundaki afişlerini halk otobüslerinde vatandaşlarımıza geniş kesime duyurulmasını sağlamak amacıyla birlikte bir şey yaptık, etkinlik yaptık bugün. Aynı zamanda dijital ortamlarda da mevcut afişe olan görseli verilecek. Onları da otobüslerimizde bütün vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacağız diyelim. Manisalıların sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarla yakından ilgilenen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, çalışmalar hakkında bilgi verirken tüm Manisalıların bayramını kutlamayı da unutmadı. Manisalı hemşerilerimizin sağlığı, güvenliği, rahat bir hayat geçirmesi, rahat bir kurban bayramını geçirmesi bizim için çok önemli. Bu doğrultuda belli adımları attık. Biliyorsunuz geçen hafta hayvan satış yerlerine karasinek iplerimizi, karasinek tuzaklarımızı astık. İşte Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle beraber kurbanlık hayvan nasıl olması gerekir, özellikleri nelerdir, yaşları, sağlıkları ile ilgili vatandaşımızın aklında soru işareti kalmaması adına bir bilgilendirme broşürü hazırladık. Bunu da tüm vatandaşlarımıza paylaşmak adına sağ olsun Ulaşım Daire Başkanlığımız bünyelerine bağlı tüm halk otobüslerinde bunu sergileyerek vatandaşlarımızın bilinçlendirmesini sağlayacaklar. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak
Amacımız vatandaşımızın menfaati, sağlık konusunda her kurum ve kuruluşla ortaklaşa iş yapmaktan son derece mutlu ve huzurluyuz, gururluyuz. Amacımız Manisalıların huzuru, güveni ve sağlığı. Ben bu nedenle hem müdürlük yetkililerimize hem daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize de iyi bayramlar diliyorum. Maske Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Selvili Tepe mahallesindeki vana odasında yürüttüğü yenileme çalışmasının ardından çıkan eski içme suyu vana ve borularını Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde sergiledi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de sergi alanında incelemelerde bulundu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İl genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nca Turgutlu'nun Selvili Tepe mahallesinde geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu vana sisteminin modernizasyon çalışması sonucunda ortaya çıkan eski vana sistemi Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünde sergilendi. Çok sayıda vatandaşın ilgisini çeken sergiyi Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili İbrahim Kara ve Maske İlçe Şefi Melikşah Erzik ile birlikte inceledi. Sergi alanında incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yaptığı açıklamada Turgutlu'nun altyapı anlamında önemli değişiklik yaşadığını vurgulayarak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Büyükşehir Belediye'miz ve özellikle Maske Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla ilgili yine bir teşhir noktasındayız. Daha önce de biliyorsunuz Turgutlu'da değerli hemşehrilerimizin sağlıklı ve kaliteli içme suyunu içebilmeleri adına altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyordu. Maske Genel Müdürlüğü'müz bu konuda daha önce de yine belediyemizle birlikte bir sergiyle değiştirdiğimiz boruları teşhir etmiştik. İşte bugün yakın zamanda Selvi Tepe ana taşıyıcı hattının o vanalarının değiştirilerek Turgutlu'da bir geçen hafta içerisinde 10 saatlik 12 saatlik bir su kesintisine özellikle sebebiyet veren çalışmamızı neden yaptığımızı göstermek adına bugün böyle bir teşhir noktası oluşturduk. Büyükşehir Belediye'mize ve Maske Genel Müdürlüğü'ne yine çok teşekkür ediyoruz. Turgutlu'nun altyapısı gerçekten çok ciddi bir değişim içerisinde. Bizim bu çalışmalarımız yine tespit ettiğimiz her noktada devam da edecek. Yani bu söylediğimiz bir şey vardı. Bedeli ne olursa olsun biz doğruyu yapmaya talibiz. Doğruyu yapmaya da devam edeceğiz. İşte içme sularıyla ilgili bu çalışmalar yine hız kesmeden devam edecek. Maske Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Göl Marmara ve Saruhanlı atık su arıtma tesislerini ziyaret ederek gaz algılama eğitimini tamamlayan atık su personeline sertifikalarını takdim etti. Maske Genel Müdürlüğü, iş ve çalışan sağlığının korunması konusunda yürüttüğü çalışmalarını özenle sürdürüyor. Maske'nin bu kapsamda il genelindeki atık su arıtma tesislerinde görev yapan personele yönelik gaz ihbar sistemleri ve teknik emniyet eğitimleri tamamlandı. Maske Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Atık Su Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ile birlikte Göl Marmara ve Saruhanlı atık su arıtma tesislerini ziyarette bulundu. İlk durak olan Göl Marmara'daki programda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Çülen ve Maske İlçe Şefi Lütfü Ersöz de yer aldı. Eğitimini tamamlayan atık su personelini tebrik eden Genel Müdür Yardımcısı Başaran, çalışanlara sertifikalarını takdim etti. Ardından Saruhanlı'ya geçen Başaran ve beraberindekiler ilk olarak Saruhanlı Maske İlçe Şefi Ahmet Yılmaz'ın da katılımıyla tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Sonrasında ise eğitime katılan çalışanlar Başaran'ın takdimiyle sertifikalarını aldılar. Manisa
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban alımlarında rahat edebilmeleri için kara sinek ve haşerat mücadelesine hız verdi. Sağlık işleri ekipleri Kurban Bayramı bitimine kadar 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan üreticileri Manisa Canlı Hayvan Borsası'na gelmeye başladı. Borsadaki hareketlilikle beraber yoğunlaşan kara sinek ve haşerat oluşumu halk sağlığı için tehdit oluşturuyor. Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran sağlık işleri ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir ortamda kurbanlık alması için çalışıyor. Ekipler, Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda kara sinek ve haşeratlara karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdi. Haşeratla mücadeleyi ilaçlama ve kara sinek tuzaklarıyla veren sağlık işleri ekipleri, Manisalıların kurban alışverişi için sağlıklı ve ferah bir ortam yaratmaya çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, canlı hayvan borsasına giderek yapılan işleri şube müdürü Firuze Ak'la birlikte inceledi. Akbaş, görevimizin başındayız diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban sürecine girdik biliyorsunuz. Bundan yaklaşık 15-20 gün önce Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde diğer kurum ve kuruluşların da katılımıyla bir ortak eylem planı belirlemiştik. Bu eylem planında hem kanuni olarak hem de normal toplantı gereği bize düşen görevler vardı. Bunlar normal rutinde de yürüttüğümüz haşereyle mücadele kapsamındaki işlerdi. Hayvanların baktık gelmesiyle beraber buraya kara sinek tuzağı, kara sinek iplerinin asılımını gerçekleştirdi bugün ekiplerimiz. Yine bu sürecin akabinde de her gün günlük burada larva uygulaması yapılacak. Günlük uçkun mücadelesi yapılacak. Yani biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem üreticimizin hem hayvanların hem de buraya gelen misafirlerin kurban bitimine kadar rahat bir ortam geçirmesi adına, hiçbirinin rahatsızlık duymaması adına üzerimize düşen görevi tüm ekibimizle beraber 7 gün 24 saat artık esasıyla yürütüyoruz. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bugün de Manisa Canlı Hayvan Borsası'na geldik. Ekiplerimiz burada kara sinek iplerinin gerilimlerini ve işte kara sinek tuzaklarının asımını gerçekleştirdi. Belli başlı padoklarda boşluklar var. O padoklarda doldukça hem ip miktarını arttıracağız hem de kara sinek tuzak sayısını da arttıracağız. Görevimizin başındayız. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler ilaçlamaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı rahat bir ortama kavuştuklarını belirttiler. Ardahan'dan Manisa yaptığımız kurban ticaretimizden Manisa başta valimiz, belediyelerimize, burada bizle ilgilenen tüm arkadaşlarımıza, çalışan personel özellikle. Yani burada çalışan personel, şu iki arkadaşımız var burada. 12 sene boyunca buradaki sağlık yönünde tüt, yemekhanesinde tüt, Büyükşehir'in yemekhanesine gidiyoruz, lokantası var. Çok güzel bir yemek çıkartıyor. Fiyatları da uygundur. Sağlık yönünde sorduğunuz zaman banyolarımız yapıldı, tuvaletlerimiz yapıldı. Herhangi bir sorunumuz yok. Ne bizim sağlık yönünde sorunumuz var ne de hayvanımız var. Hele bu seneki sinek olay komple bitmiş. Sinek yok yani. Manisa'da ilk büyük bir başarı, sinek bulamıyoruz yani. Bu sene numune olarak sinek arıyoruz. Gerçekten de yok. Her sene buralarda sinek konardı. %99'u temel, %1'i bile yok diyebiliriz burada şu an. Yani bu tüm arkadaşlarımızın adına, burada tüm kurbancıların adına, Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeci arkadaşlarımızdan da önemli olan halka hizmettir, halka hizmettir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlaçlama ekipleri Kurban Bayramı'nın bitimine kadar 7/24 hizmet vermeye devam edecek. MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunus Emre ilçesinde yer alan Atatürk Kent Parkı içinden geçen derede temizlik ve ıslah çalışmalarını tamamladı. Bu sayede su akışı daha sağlıklı ve kontrollü hale geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri adına hizmetlerini sürdürüyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve şehrin en gözde sosyal mekanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı'nda başlattığı ıslah ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Deredeki suyun
daha kontrollü ve sağlıklı şekilde akışını sağlamak amacıyla 3 adet seddede iyileştirme ve 3 adet de yeni sedde yapıldı. Sedelerin üzerine de bordür taşı döşenerek görsellik kazandırıldı. Ayrıca 6 adet paslanmaz sürgülü kapak imalatı da gerçekleştirildi. Temizlik ve ıslah çalışmasının yanı sıra derede klor sistemi aktif hale getirilerek çamur, kötü koku ve yosun oluşumu da engellenmiş oldu. Bültenimize spor haberlerimizle devam ediyoruz. Sezona Afyon'da hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yaptığı 5. hazırlık maçında da bileği bükülmedi. 3 galibiyet, 1 beraberliği olan temsilcimiz Bodrum Belediyespor'la da 1-1 berabere kaldı. Mücadele edeceği 2. Lig Kırmızı Grup'taki maçlarına Afyon'da hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor 5. maçında Bodrum Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golünü 34. dakikada Göksu atarken temsilcimizin beraberlik sayısını 51. dakikada Tayyip Kanarya kaydetti. Hazırlık maçlarında Fatsa Belediyespor'u 2-0, Sivas Belediyespor'u 3-1, Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Altındağ ve Bodrum Belediyespor'la ise golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bileği hiç bükülmedi. Bodrum Belediye karşısında oyunu etkili başlayamayan temsilcimiz tehlikeli ataklarla karşı karşıya kaldı. İkinci dakikada Emir'in kaptırdığı topla Manisa Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Şaban'ın vuruşunda top az farklı out'a çıktı. Beşinci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor yine tehlikeli geldi. Bu dakikada İzzet'in sağ kanattan yaptığı ortaya Şaban kafayla vurdu. Top out'a çıktı. 16. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ilk tehlikeli atağı geldi. Umut Kaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Fırat topu güçlükle kontrol etti. 34. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golü geldi. Hüseyin Kral'ın kullandığı korner atışında Şaban kafayla topu indirdi. Topa son dokunan isim olan Göksu takımını 1-0 öne geçirdi. 51. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un beraberlik golü geldi. Oğuzhan'ın sol kanada uzun pasında Çağrı topla buluştu. Çağrı'nın ortasında Tayyip Kanarya müthiş kafa vuruşuyla topu rakip ağlara bıraktı. 90. dakikada rakip takım Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da sağ kanattan Semih'in müthiş pasını araya giren Ömer Alp Kulga tehlikeli bir hata önledi. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken her iki takım da oyuncularının tamamının performansını görmüş oldu. Manisa'yı yeni sezonda şampiyon olarak çıktıkları Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor çalışmalarına başladı. Parke sahaya inen dev adamlar ilk açıklamalarını da Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna yaptılar. Şampiyon olarak geldikleri Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk antrenmanına Atatürk Spor Salonu'nda çıktı. Uzun maratonu yine başarıyla tamamlamak isteyen Yeşil Beyazlıların baş antrenörü Ceyhun Cabadak ve oyuncular ilk açıklamalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna yaptılar. İlk hedefin ligde kalmak olduğunu, gelecek şampiyonluğa ise hayır demeyeceklerini belirten Cabadak şunları söyledi. Bütçemiz ayarında iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Ama çok zorlu bir ligde oynayacağız. Yüksek yatırım yapan kulüpler var. Ama tabii burada takım kimyasını yakalayan, doğru transferde nokta atışlar yapabilen, iyi çalışan, ödemelerini düzenli yapabilen günümüz ekonomik şartlarında kulüpler bence sezonun sonunda ayakta kalan kulüpler olacak. Biz bu ligin yeni bir takımıyız. Öncelikle tutunmamız lazım. Öncelikle ligde kalmayı garantilememiz lazım. Ondan sonra sezonun ilerleyen döneminde durumumuza göre, performansımıza göre kendimize yeni hedefler koymamız lazım. Ama ilk olarak ligde kalıcı olmayı kendimize hedef olarak koyduk. Bu aşamada elimizden geldiğince
çok iyi çalışmaya başlayarak bugünden itibaren tam kadro halinde. Elimizden geldiğince kulübümüzü, şehrimizi en iyi şekilde geçen sene olduğu gibi temsil etmeye çalışacağız. Cabadağ'ın ardından mikrofonumuzu uzattığımız başarılı oyuncu Recai Öztürk, Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini ifade etti. Çok zor bir sezon oynadık. Siz de izlediniz, yakından takip ettiniz. Alnımızın akıyla çıktık, takımımızı lige çıkardık. Son maçlarda gördünüz, ilk başta söylediğim zaman yavaş yavaş Manisa'nın desteği geliyor demiştik. Son maçlarda tribünlerimiz hep doluydu. Biz de onların yüzünü kara çıkarmadık, takımımızı lige çıkardık. Şimdi yeni bir sezon, daha güzel bir ligde oynayacağız. Antrenmanlarımız başladı, yabancı oyuncularımız da geldi. En iyi şekilde hazırlanıp yine biz Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Manisa halkı da bizi aynı şekilde desteklerse çok mutlu oluruz. Sizler de her zaman destekliyorsunuz. Sizler de böyle desteklerinizi devam ettirirseniz bu sene de gerçekten çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yeşil Beyazlı ekibe yeni transfer olan Orbay Kaya ve Fırat Töz, ayaklarının tozuyla çıktıkları idman öncesi beklentilerini dile getirdiler. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizim şu anki buradaki misyonumuz, görevimiz Manisa halkına basketbolu sevdirmek. Burada bu sporun, bu takımın kalıcı olmasını istiyoruz. Bunun için de hamleler yapıldı burada. İnşallah Allah utandırmazsa, bir sıkıntı olmazsa insanlar burada hafta sonları gelecekler, mutlu olacaklar, heyecanlanacaklar. Bizle beraber sevinip üzülecekler. Böyle bir 10 aylık periyot bizi bekliyor. Biz 10 gün önce başlamıştık zaten, hani böyle yaz idmanlarını kendimize tekrar kendimize gelelim diye. Şimdi tam takım başladık, yabancı oyuncularımız da geldi. Bu takım gerçekten hani çok düzgün insanlardan kuruldu. Hani zaten bir hafta 10 günde bunlar anlaşılıyor. Ben de bu sene kendim için ve takım için çok heyecanlıyım. İnşallah Manisa'nın bana verdiği bu fırsatı iyi şekilde değerlendirebilirim. Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Yarın yine görüşünceye dek mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Manisa için Manisalılar için Manisa'nın sesini tüm yurda duyurmak için, sizler için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden bir ilk daha. Manisa'nın dünyaya açılan penceresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu hayatın her anında yanınızda. Sizin sesiniz artık yayında.